Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Engin Özkoç'a şimdi söz veriyorum. Buyurun Sayın Özkoç. Konuşmanızı büyük bir dikkatle dinledim. Konuşurken kirli bir dil konuşuyor, kirli konuşuyorsunuz. Konuşurken söylediğiniz sözlerin %70'i iftira, yalan olduğu halde yüzünüz hiç kızarmıyor. Bunun konuda ehil olduğunuzu görüyorum. Değerli arkadaşlar. Az önce eğer benim böyle sözümü keserseniz olmaz. Sürenizi doldurayım da tekrar hiç kaybetmeyeceksiniz. Merak etmeyin. Şunu ifade etmek istiyorum. Bugün İçişleri Bakanlığı bütçesini konuşuyoruz. Salondaki ilgiden de gördüğümüz gibi 85 milyonu ilgilendiren, hepimizin huzurunu güvenliği ilgilendiren bir konu. Farklı fikirlere sahip olduğumuz bir sır değil. Değişik partilerin farklı görüşlerinin tutumlarının olduğu da bir sır değil. Ama burada Gazi Meclis'teyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbindeyiz aslında. Bakanı niye uyarmadınız Sayın Başkan? Niye uyarmadınız? Bakanı niye uyarmadınız Sayın Başkan? Bizimle konuşurken niye uyarmadınız? Bu nasıl bir karar? Bakanı niye uyarmadınız? Sayın Bakanımızdan da bütün milletvekilleri... O bakan ya konuşmaya başlayacak zaten. Muhabbetine uygun... Konuşurken uyaracaklarınız. ...telikli müzakere yapabilirsek gerçekleşmeyi... Bakan yaparken söyleyecek. ...ifade etmek istiyorum. Neden bakan? Bakandan önce neden söylemedin? Niye uyarmadınız? Değerli arkadaşlar, devlet devrimizin, meclis devrimizin... Hamaset yapma. Bakandan önce niye söylemedin bunu? Sunumunu gerçekleştiriyorum. Gerçekleştirdikten sonra niye söylemedin? Gerçekleştirirken niye gerçekleştirdin? Bu 200'dür yaklaşım. 200'dür yaklaşım bu. Samimi olmayan 200'dür yaklaşım bu. 200'dür yaklaşım. Sayın Başkan. Başkanım müdahale etmeyin de. Arkadaşlar, içeriye benim müdahalem söz konusu değil. Ama usul ve usul konusunda hepinizin hassasiyetini bekliyorum. Bakanın da. Ve bu devletin itibarı hepimizin ortak sorumluluğu. Dolayısıyla bakanımızın değerlendirmesi sizlerin de herkesin hassasiyetini beklediğini ifade etmek istiyorum. Buyurun devam edin. Aynı şekilde bakanı da uyarmanız gerekirdi. Bakanı uyarmadan iki yüzlü bir siyaset yaptınız, sizi kınıyorum Sayın Başkan. Bakan konuşması esnasında %70 iftiraya dayalı ve yalana dayalı suçlamalarda bulundu. Büyük Orta Doğu projesinden bahsetti. Büyük Orta Doğu projesinde ve Irak'ın bölünmesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne buradan timsah gözyaşlarıyla yaptığım göndermelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanıyım diyen senin genel başkanın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 3.750.000 Müslümanın katledilmesine ve Müslüman dünyasının paramparça edilirken Amerikan askerlerinin Noel'ini kutlayan da senin genel başkanın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz bu PKK sürecini çok iyi biliyoruz. Türkiye'de PKK elini kolunu sallarken, Türkiye'ye girerken Habur sınır kapısında kaymakamlara ve valilere onlara dokunmayın emrini veren sizlersiniz. Ulusal televizyonda Recep Tayyip Erdoğan, ulusal televizyonda dedi ki Recep Tayyip Erdoğan. Burada bizim zamanımızda en çok PKK terör örgütü güçlenmiştir ve silahlanmıştır dedi. Sen kirli bir dil kullandığın için, yalan ve iftira söylediğin için bunları tek tek ortaya koyacağım. Beceriksiz suç işleyen, suçu koruyan bir bakanın mesaisini ve makamının gücünü kara para ilişkileri, tehdit ve şantaj için kullandığını konuşmanda kendi itiraflarımla tek tek açıklayacağım. Soylu, yaptığın suçlarla hem anayasanın hem de Türk Ceza Kanunu'nun birçok maddesini işleyen dünya tarihinde görülmüş nadir İçişleri Bakanlarındansın. Anayasanın 137, Türk Ceza Kanunu'nun 106, 107, 114, 216, 217, 257, 279, 281, 282, 283, 284 ve 288. maddelerini
bilerek, isteyerek, milletin gözünün içine bakarak, göstere göstere çiğnedi. Her biri kapsamında işlediğim suçlarla ilgili hakim karşısında hesap vermen için Cumhuriyet Halk Partisi adına grup başkanı vekili olarak söylüyorum, elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Öncelikle geçen sene kaldığımız yerden devam edelim. Ulusal bir kanalda hiç sıkılmadan itiraf etti. Bir siyasetçi mafya babasından her ay rüşvet alıyor dedi. Vereni de alanı da biliyorum dedi. Ama adını açıklamadı. Onunla ilgili herhangi bir suç işleminde bulunmadı. Suçluyu korudun ve kolladın. Bütün milletvekillerini ise zan altında bıraktın. Asıl kendi siyasi partinin milletvekillerini de zan altında bıraktın. Yine geçen yıl bu komisyonda milletin gözünün içine baka baka itiraf etti. Kara para aklayıcısı Sezgin Baran Korkmaz'ı nasıl kaçırdığını açıklıkla anlattı. 22 Kasım 2022 tarihli komisyon tutanağı şöyle diyorsun o belgede. Daha ötesini de söyleyeyim Engin Özkoç. Biz bir şey yaptık. Devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık. Meselenin içerisine öyle bir daldık ki bize kumpas kuranları açığa düşürdük diyorsun. Yani devletin en üstünde bu emri veren sana soruyorum Recep Tayyip Erdoğan mıydı? İkincisi yani sen Sezgin Baran Korkmaz'ı açık açık devletin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak onu yurt dışına kaçırdığını itiraf etti. Bu Sezgin Baran Korkmaz kim? Niye gülüyorsun? Yaptıkların senin hoşuna mı gidiyor? Niye pis pis sırıtıyorsun? ABD maliyesini dolandıran adamların kara parayı Türkiye'ye aklaması için gönderdikleri kişi ABD'deki adamlar yakalandı ve Korkmaz'ın ismini verdi. Türkiye'de dört ayrı mahkeme Korkmaz'ın mal varlıklarına el konulması için karar aldı. Yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Sonra bir el düğmeye bastı. Soylunun ithafına yani senin ithafına göre bu el soylunun kendi eliydi. Bu el sayesinde Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbir ve yurt dışına çıkış yasağı aniden kaldırıldı. Yani Adalet Bakanlığı'nı da işin içinde bulundurdunuz. Ve 4 Aralık'ta 2020'de Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla makamında görüştü. Hatta o gün o kadar çok meşguldün ki sen makamında görüşmeler yaparken Sezgin Baran Korkmaz'ı getiren iki kişi Sezgin Baran Korkmaz da senin kapında sigara içiyorlardı. Şimdi soruyorum. Sezgin Baran Korkmaz ile ne konuştu? Ne konuştuğunda Sezgin Baran Korkmaz bir gün sonra yurt dışına senin sayende kaçtı. Sonra masa Korkmaz için birden kara para atladı raporunu yayınladı. Sonra mahkeme gözaltı kararı çıkarttı. Oysa ki daha önce de vardı. Sonra kırmızı bülten ve Avusturya'da yakalandı. Şimdi de ABD'de yargılanıyor. Türkiye'de suç işledi senin sayende ABD'de. Sayın Başkan, diğer değerli milletvekilleri, bu ülkede kara para aklayıcıları, çete liderlerinin, uyuşturucu, kokain kaçakçılarının İçişleri Bakanı'yla yan yana gelebilmesi ve geçip gidebilmesi normal değildir. Bakın, şimdi gösteriyorum. 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan kripto tosuncuk Süleyman Soylu ile. Bakın, şimdi gösteriyorum. Peki, Süleyman Soylu uyuşturucu maddeyle yakalanan Abdülhamit Burak Aykut ile. Bakın,
Şimdi gösteriyorum. Soylu Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasıyla. Şimdi gösteriyorum. Süleyman Soylu Büyüksaraç'ta uyuşturucu kullanan pudracı Kürşat Ayvaoğlu ile. Şimdi gösteriyorum. Süleyman Soylu Brezilya'da 1.3 ton uyuşturucuyla yakalanan uçağın sahibi Şehmut Özkan ile. Değerli arkadaşlarım, Türkiye hem uyuşturucu kullanımı hem uyuşturucu ticareti açısından karanlık bir noktaya sürüklendi. Elinde tuttuğun kitap gibi yüzün kızarıyor. Görüyorum. Emniyetin 2022 uyuşturucu raporuna göre 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla geçen eroin miktarı tam %61 arttı. Bonzai senin söylediklerini söylüyorum. %30, kokain %45, kaptagon %24, meth %33 arttı. Bu kadar uyuşturucunun yakalanması, uyuşturucunun Türkiye'de bu kadar kol gezmesi, sen onların işlerinden yakaladığın torbacılarla büyük bir başarı hikayesi yazmaya kalkıyorsun. Ve bundan hiç utanmıyorsun. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Türkiye'nin uyuşturucuda rota ve pazar haline geldiğini gösteriyor. Genel Başkanımızın gündeme getirdiği MET 2009'da İstanbul'un bir sokağında bulundu. Ve 10 yıl içinde Türkiye'nin her yerindeydi. Senin sayende. MET yoksul mahallelerin elinde ölümcül bir salgına dönüşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoksul mahallelerde yaptığı çalışma bize şunu gösteriyor. MET ucuz ve her yerde kullanılıyor. Yoksul gençler hızla bu ağa düşüyor. Çünkü senin çalışma tarzın bu gençlere başka bir hayat hakkı tanımadı. Geçen sene uyuşturucu kaynaklı ölümlerin yaklaşık yarısı MET'te rastlandı. Oran 10 yıl içinde katlanarak büyüyor. Peki sen ne yapıyorsun? Önüne geçemediğin salgını operasyonel baskınlar falan diye millete yutturmaya çalışıyorsun. Ölen, uyuşturucudan ölen çocuklar, anneler, ağlı olan anneler seni asla ama asla unutmayacaklar. Söylediğin hesaba göre yılda 260 bin uyuşturucu satıcısını yakalamıştın. Ya bu korkunç. Yakalananların torbacı olduklarını, yakalanmayan baronlarınsa senden beraber boy boy fotoğraflarını ben sana gösterdim. Çünkü ortada tonlarca uyuşturucu var. Yakalanan tek bir baron yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunlar Türkiye'ye geliyorlar. Milyon dolarlık oteller, yatlar, villalarla kara parayı aklıyorlar ama senden çıt yok. Neden bu hale mi geldik? Senin yüzünden. Hatırlarsan geçen sene Kolombiya'dan Türkiye'ye 4.9 ton kokain Kolombiya limanında yakalandı. Kimler teslim alacaktı? Kimler paylaşacaktı? Nasıl bir aile dağıtılacaktı? Aradan tam 2,5 yıl geçti. Ortaya çıktı mı? Hayır. Bildiğim kadarıyla gene paravan kişileri yakalamıştın. Gene baronun arkasında durmuştun. Gene baron elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Şimdi sen bunun hesabını verebilir misin? Veremezsin. Sen bu suçu ve suçluyu nasıl koruduğunu biz geçen sene belgeleriyle sana anlattık. Sen de evet doğrudur dedin. Kirli ilişkilerin nedeniyle senin bilgi paylaşmayan bürokratlarının olduğunu, rahatsızlık duyduğun devletin polisleri, memurları, Cumhuriyet'in evlatları olduğunu biliyoruz. Bu yüzden hepimizin bildiği bir gerçeği bir kez daha söylüyorum. Genel Başkanımız ve biz uyuşturucuyla ilgili sözlerindeki muhatap olarak iktidarı, siyaseti ve seni sorumlu tutuyoruz. Hiçbir zaman
devletin kurumlarını hedef almadık, almayız. Kendine siper ettiğin kurumların açıklamalarında senin kullandığın ucuz siyasetin ve kirli dilin izlerini görüyoruz. Hepimiz aslında seni görüyoruz Soylu. Gözümüz senin üzerinde, hukuk karşısında hesap vereceksin ve asla kaçamayacaksın. Değerli milletvekilleri, geçen sene Soylu burada terörü bitirdik dedi. Yahu hiç sıkılmadan bu senede daha yeni bomba patlamışken aynı sözleri yüzü kızarmadan burada söyledi. Oysa yılbaşından bu yana 88 askerimiz, 17 polisimiz, 105 evladımızı teröre şehit verdik. Teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz dedin, kuş uçurtmuyoruz dedin. Az önce de gene sıkılmadan aynı sözleri söyledi. Öyleyse nasıl oluyor da bir kadın terörist, güvenlik unsurlarının ve istihbaratın en güçlü olduğu Afrin'de elini kolunu sallayarak Türkiye'yi sınırlarını geçti. Türkiye sınırına kaçak olarak girdi. 1200 kilometre yol alıp da geldi İstanbul'a. Evli gibi gözüktüğü bir kişiyle tekstil atölyesinde işe girdi. Ve daha sonra defalarca bombayı koyacağı yerde keşif yaptı. Günü geldiğinde birlikte hareket ettiği terörist bombayı kendisine verdi. Kadın terörist bombayla, üstünde kamuflaj elbisesi, ayağında posta, Taksim'in göbeğine kadar herkesin gözünün içine baka baka gitti. Gitti banka oturdu. Tam orada 45 dakika, 45 dakika orada bombayı koydu. Bekledi. 6 insanımızı o bomba patladı ve kaybetti. 2 ağır yaralımız var. Sen hesap verirken konuşursun. Benim karşımda söyleyeceğin sözün yok. Kadın terörist yakalandı. Ama bombayı ona veren ve suçu örgütleyen şahıs şu anda piyasada yok. Sen ne yaptın? Sen terörle mücadele adı altında Taksim'deki saksılarla bankları kaldırdın. İşte senin terörle mücadele anlayışın bu. Mahcubuz dedin arkadan. Ben sana mahcupluk nedir söyleyeyim. Görevini layıkıyla yapmayan kişilerin kullandığı sözdür. Sen görevini layıkıyla yapmadın ve mahcubuz dediysen o koltukta niye oturuyorsun? Senin mahcupluğunun bedelini milletimiz canıyla ödüyor. Sen terörle mücadele ediyorum diye Taksim'de saksıları kaldıracağına o kamuflaj elbiseli kadını önceden yakalatabilseydin. Bir açıklama yaptı. Terör saldırısının arkasında ABD var diye. Şimdi de burada ucuz kabadayılık yapıyorsun. Ama senin liderin dedi ki sen kimsin? Ben Amerika'da Başkan Biden'ın elini sıkarım, taziyesini kabul ederim dedi. Buna rağmen yine ipe sapa gelmez açıklamalarda bulundu. Mersin'de hain terörist polis evindeki saldırıda çuvalladı. Fikirtepe'de bir binada patlama meydana geldi. 3 can kaybı var. Doğal gaz olmayan evdeki patlamayı doğal gaz diye açıkladın. Şimdi orada terör örgütüyle ilgili araştırma ve soruşturma yapılıyor. Sayın Bakan, ben sana söyleyeyim. Son olarak skandal bir itirafta bulundun. Taksim'de patlamasından sonra dedin ki Nusaybin'de ve Kızıltepe'de Kamışlı'nın olduğu gibi birçok terör örgütünün fiş attığı, ajanların kol gezdiği bir yer yok dedi. Şimdi soruyorum, Nusaybin ve Kızıltepe Mardin'in ilçeleri değil mi? Yani sen Türkiye'de terör örgütleri ve yabancı ajanlar fin katıyor dedi. Sen İçişleri Bakanısın. Sadece orada değil, Taksim'de fin katıyorlar sayende. Mersin'de fin katıyorlar. Az önce dedin ki daha önceden büyük terör olayları oluyordu. Şimdi o büyüklükte terör olayı yok dedin. 6 canı kaybettiğimiz terör olayı
senin için küçük bir olay mıydı? Sadece sana kirli politikaların yüzünden namusumuzu tevgire çeviren politikaların için bile bu görevde durmaman gerekir. Neydi bilirsiniz? 9 milyona kişi aralarında girdi. IŞİD militanları, PYD, PKK teröristleri, DH teröristleri her yerde kol geçiyorlar. Kars Emniyet Müdürü 71 ilde DH örgütlüdür dedi. Şimdi diyorsun ki bunlar bu topraklarda fil katıyorlar diyorsun. Birçoğunun sen bu suç örgütlerine vatandaşlık verdin. DH ile ilgili de. Bak vatandaşlık verdiği DH'lı terör örgütü liderini gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Değerli arkadaşlarım, bir İçişleri Bakanı ülkemiz ve asayiş ve can güvenliği için tehlikedir. Bir dakika, bu yüce makamda aslında hala oturmaman gerekir. Ama elbette sen gülmeye, yaptığın bütün bu şeylere rağmen hayatınca davranışlara dikkat devam edeceksin. Ama sana söylüyorum, er ya da geç Süleyman Soylu yaptıklarının hesabını vereceksin. Şimdi söylüyorum, sen dedin ya daha önceden dünya bize örnek gösteriyor diye. Sen örnek gösterilen bir lider değil, ibret alınacak bir İçişleri Bakanısın. O yüzden de asla kaçamayacaksın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çok kıymetli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi benim de Sayın Bakan'a birkaç tane sorum var. Evet, güvenlikten bahsetti. Hepimiz bu ülkenin güvenliğini, hiçbir vatandaşının tırnağına bile zarar gelmemesini istiyoruz, en büyük dileğimizdir. Mersin'de, Taksim'de alçak bir saldırı oldu. Terörü bir kez daha lanetliyorum. Tüm terör örgütlerini, PKK başta olmak üzere hepsini lanetliyorum. Tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Ama Sayın Bakan, bakın Münbiş'ten bahsediyorsunuz. Mersin'deki olayda iki tane terörist paramotora biniyor, oradan Türkiye'ye giriyor. Hatay, Adana, Yumurtalık, Tarsus'a iniyor. Tarsus'tan Bezitli arasında 5 çevirme var. Bir şekilde Mersin polis evine geliyor ve hain bir saldırı gerçekleşiyor. Bir polisimiz ölüyor. Şehit oluyor. Ve o dakika yaptığınız açıklamayla 2 gün sonra yaptığımız açıklamaların arasında dağlar kadar fark var. Bu ülke sizin sözlerinize, sizin açıklamalarınıza güvenmeyecekse neye güvenecek? Siz bu ülkenin İçişleri Bakanısınız. Önce bir isim veriyorsunuz. Bir partiyi suçlamak istiyorsunuz. O isme de lanet olsun. O isim dağdan çıkıyor, çözüm sürecinde serbest kalmış. Daha sonra başka bir isim veriyorsunuz, çıkıyor. Ve o sırada gazeteciler, insanlar bir partiye, milletvekillerine saldırıyor. Orada bir saldırı olsa, suçsuz günahsız bir siyasetçi, ilçe başkanı öldürülse ne olacak? Sözlerine dikkat etmelisiniz. Kesin bilgi aldıktan sonra açıklama yapmalısınız. Taksim'de lanet olsun. Kim bu kadın? Bu ülkeye geliyor, bu ülkede çalışıyor, bir yıl burada kalıyor. Güya bunu azmettiren kişi şirket kuruyor, araba kiralama şirketi kuruyor, elini kolunu sallayarak bombayı bırakıyor, evine gidiyor. Ve 6 vatandaşımız ölüyor. Ve güvenlikten bahsediyorsunuz. Ülkenin haline bakın. Bir Afgan kaçak geliyor, 5 tane Afgan'ı öldürüyor, kaçak bir şekilde geri çıkıyor. Ve güvenlikten bahsediyorsunuz. Bakın, Afgan mafya, Almanya sınır dışı ediyor, Sangar Hamadi. Uyuşturucu baronu, tesadüf öğreniyorum. Nasıl öğreniyorum? Sosyal medyada sizin de resim var. Ve sınır dışı ediliyor. Bunu açıkladıktan sonra Sırp mafya Türkiye'de çıkıyor. İtalyan uyuşturucu mafyası Türkiye'de çıkıyor. Yine bir Sırp mafya çatışmada ölüyor. Ve nereden geliyor bu adamlar? Bunu sormak hakkımız bizim. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinden bahsediyoruz. Sınırımız ne hale gelmiş? Kim bu kadın bu ülkeye geliyor? Tekstil fabrikasında iş buluyor.
yazışmaları sosyal medyada. Bakın, suçsuz yere insanlara algı yapılıyor. Ben Şırnak ilçe başkanını suçlu demiyorum. Ama lütfen şu muhalefetteki partilerin birinin ilçe başkanının telefon kaydı ve görüşmesi olsa, Sayın Bakan balyozlarla, panzerlerle o evi kırıp almıştınız o adamı. Bakın size bir şey göstereceğim Sayın Bakan. Yok, bu ne biliyor yok musunuz? Diyor, yok dedim bak bir dakika. Dedi dedi. Ya lütfen. Lütfen. Konuşma şimdi çarpın. Bu nedir biliyor musun? E-Devlet'teki mobil hat sorgulama. Bir tuşla herkes sorgulayabiliyor. Ben başka bir şey söylüyorum. Bu iddialar başka bir muhalefet partisinin olsaydı suçsuz linç edilmişti. Aynen öyle. Tutuklanmıştı. Bu algıyı yapıyorsunuz efendim. Yapıyorsunuz siz bu algıyı. Bakın. Bakın. Şimdi. Şimdi ülkenin geldiği noktaya bakın. Sizin Sayın Bakan'ın dolandırıcılarla, uyuşturucu baronlarıyla herkesin resmi var. Konuşuyor, konuşsun. Onu çok takan yok. Ya en son bal ve arı dolandırıcılığı çıktı. Onda da resmin var senin. Sen busun. Sen ahlakını yitirmişsin, onurunu yitirmişsin, yüzün keçi olmuş senin. Sen terbiyesiz bir adamsın. Sen bir bakana yakışır mı hareket ediyorsun? Ne laf atıyorsun bana? Hangi yüzle laf atıyorsun? Ya senin yüzün keçe olmuş keçe. Anlatıyorum. Bunlar yalan mı? Senin yüzün keçe gibi olmuş. Sen utanma duygunu yitirmişsin. Yazıklar olsun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar. Bütçenin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 99. yılını yaşadığımız Cumhuriyet, kurumlarıyla birlikte bugüne kadar birçok badirelerden geçmiştir. 2016 yılında yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimi, bugün bu salonda karşımızda oturanların FETÖ ile yıllarca yan yana yürümesinin sonucudur. FETÖ bu ülkede gazetecileri öldürmüştür, askerleri cezaevine göndermiştir. Gencecik çocuklara, askerlere, futbol kulüplerine kumpas kurarken birileri bugün firari savcıların altına o günlerde zırhlı aracını veriyor, birileri de heykelini dikmenin yollarını arıyordu. FETÖ o günde, bugün de terör örgütüydü. FETÖ'ye o gün övgüler dizenlerden birisi de bugün bakanlığın sunumunu yapıyor. Değerli milletvekilleri, yargıda, emniyette, orduda, milli eğitimde, milli savunmada, dış politikada uygulanan politikalar süreklilik arz etmesi gereken politikalardır. Bu kurumlar siyasal partilerin güdümünden çıkarılmalıdır. Ancak gelin görün ki AKP bu birimlerin hepsini yerle bir etmiştir. Kendilerine bağlı bir yapı gibi çalıştırmaya uğraştıkları bu kurumların başına liyakattan uzak insanların gelmesi, kurumların tarihi misyonlarını da sarsmaya başlamıştır. Bu liyakatsızlığın en çarpıcı örneği de ömrümde bir tek güvenlik makalesi bile okumamış adamım diyen İçişleri Bakanı'nın ta kendisidir. Bugün İçişleri bütçesini görüşüyoruz. İçişleri Bakanlığı kurumları ile İçişleri Bakanı'nın kendisini ve onun atadığı bürokratları birbirinden ayırıyoruz. Kurumlar devletin kurumlarıdır ve kalıcıdır. Bu karşı masada oturanlar ise yolcudur. Bu yolcuların telefon açtırıp soruşturmalara nasıl müdahale ettiği, gencecik fidan gibi insanları nasıl intihara sürüklediğini gayet iyi biliyoruz. 2 yıldır mafyadan 10.000 dolar maaş alan siyasetçiyi öğrenemediğimiz gibi, ayakkabı numaralarını öğrendiğimiz teröristlerin ülkede cirit atmasını seyreden uyuşturucu satıcıları ile mücadele yerine baronların sırtını sıvazlayan bir zihniyetin ülkeye vereceği maalesef hiçbir şey yoktur. İçişleri Bakanı koltuğuna oturup bakanlıktan başka her işi yapan kişi ve atadığı amirleri bu emniyet teşkilatının yaka silktiği, polislere çanta mont taşıtan, kapıda beklettiren güç sarhoşu bir şebekedir. Ve bu şebekeyi yargılamak hepimizin boynunun borcudur. Oturduğu koltuğun ağırlığı altında ezilip herkese sataşarak
kavga çıkartmaya çalışan bakan, unutma ki o koltuktan kalktığın gün yargılanacaksın. Ve yargılandığın gün bu ülkede binlerce insan davana müdahil olacak. Binlerce insan suratına gerçekleri haykıracak. Uyuşturucudan ölen her çocuğumuzun annesinin ahı omuzlarınızdadır. Ve bu ah sizi ömür boyu terk etmeyecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli komisyon üyeleri, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi ülkemizin geldiği noktada bu kara parayla mücadele ve FATF diye bilinen Mali Eylem Görev Gücü'nün bir listesi var malumunuz. Geçen sene Türkiye gri listeye indi. Yine kurucuları arasında olduğumuz 38 ülkeden oluşan OECD de bizi gri listeye aldı. Yani gri listeye indiniz diye haber verdi. 91 yılında Türkiye'nin imzaladığı bir sözleşme var. Terörün finansmanını önleme ve kara parayla mücadele anlaşması. İyi mücadele edenler beyaz, az mücadele edenler gri, hiç mücadele etmeyenler de kara listede. Türkiye şu anda hangi ülkelerle aynı listede, ona bir bakalım. Arnavutluk, Kamboçya, Gana, Moğolistan, Nikaragua, Mali, Panama, Suriye, Ürdün, Yemen, Zimbabwe gibi ülkelerde birlikte aynı listede alınıyor. Hem demokrasi açısından hem de hukuk açısından geri kalmış ülkelerle birlikte alınıyor. Peki bununla ilgili ne mücadele yapılıyor? Silahlı mücadele yapılıyor diyor. Sayın Bakan da sabah anlattı. Peki bu silahlı mücadele yetiyor mu bunu engellemeye? Yetmediğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Daha 4 gün önce İtalyan mafya lideri İstanbul, Antalya'da yakalanıyor. 2 hafta önce yine Sırp mafya lideri bahçesinde birçok cenazenin ölünün de olduğu şekilde yakalanıyor. Rus mafya liderleri, Azeri mafya liderleri milletin gözü önünde AVM'lerde çatışma yapıyor, infazlar yapılıyor. Ancak burada çıkıp da kara parayla, gri listeyle ya da uyuşturucuyla mücadele yapılıyoruz deniyor. Bakın bu sadece silahlı mücadele olmuyor. Dış politikada ne yaptığınız, iç ve dış istihbaratta ne yaptığınız ve bunların sonucunda neler elde ettiniz bunlara bakılıyor. Bizim şu anda yapılan iş Türkiye'de hamaset, bol laf ve algı operasyonu. Burada o kadar çok detaylar var ki bu mafya liderlerin birbirle infazlarıyla anlatılacak. Hepsi 5 dakikaya sığmaz. Gelelim, mafya Türkiye'ye niye geliyor? Neden başka ülkeler değil de burayı seçiyor? Bakın, hukuksuzluğun, adaletin olmadığı yerlerde, devlet organları içerisinde bağlantı kurabildikleri yerlerde mafya siyaset ilişkilerinin, bürokrat ilişkilerinin daha rahat yapılabildiği yerlerde mafya ve uyuşturucu kara para etkin oluyor. Yargıda, emniyette veya diğer bürokratlarla bağlantılı olan arzu etmediğimiz şartlar maalesef AK Parti iktidarında gelişti ve denetlenmeyen, hesap sorulamayan bir yapı oluştu. Bunların en büyük sebeplerinden biri de demokratik sistemin zayıflaması, yargı sistemi üzerindeki siyasal baskılar, bürokrasi ile olan bu tür suç örgütlerinin liderlerinin bağlantıları ve Türkiye'de özellikle de ekonomik açıdan çıkan sonuçlar, genel buhran durumu, kayıt dışı ekonomi, kara paranın sisteme girmesi durumunu ve sonucunu yarattı. Demem o ki kara parayla uyuşturucu ticareti birbirinden ayrılmayan ikizler. Birini yok etmezseniz diğerini yok etme şansınız maalesef yok. Peki bu oluşan kara para, uyuşturucu ve mafya düzeninin Türkiye'de en çok etkilenen grubu kimler? Maalesef çocuklar. Bunu ben söylemiyorum. Çocuk Vakfı söylüyor ve diyor ki ailenin bu uyuşturucuyla mücadele edememesi, örgün eğitim sisteminin yetersiz ve yanlış olması, Sağlık Bakanlığı'nın yeterli düzeyde mücadele etmemesi, Adalet Bakanlığı'nın hukukun olmaması, İçişleri Bakanlığı'nın etkisiz ve zayıf kalması, yaygın medyanın yanlış yönlendirilmesi ve baskılanması, denetleme ve izleme yetersizliğinin maalesef ülkemizde
uyuşturucu kullanma yaşını 12'lere kadar düşürmesi, temin edilebilmesinin çok kolay hale gelmesi ve alıştırılana kadar neredeyse ücretsiz dağıtılıp ve bunun artık bir geçiş noktası değil, bir pazar haline gelen ülke konumuna ülkemizi sokmuş durumda. Dolayısıyla bu denetimlerin artırılması, hukuk ve demokrasinin tekrar kazandırılması ve bakanlıkların da üzerine düşeni yapması gerekir diyor. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Fahrettin Yokuş, buyurun. Sayın Bakanım, önce ülkenin selameti için sizden bir ricam var. Lütfen istifa edin. Niye söyledim bunu? AK Parti Grup Başkan Vekili şöyle bir açıklama yaptı dün arkadaşlar. Bakanımız çok kıymetli ancak Cumhurbaşkanımızın durduğu yerde durmalıyız. Şimdi Sayın Bakan, geçtiğimiz pazar günü İstanbul'da yaşanan acı olay hemen karşısında duygusallaştı diyor Grup Başkan Vekili. Duygusal olarak açıklamalar yaptı ve Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini de etkileyebilecek tarzda bir açıklama yaptı. Böyle İçişleri Bakanı olmaz değerli arkadaşlar. Bu Sayın Bakan bu açıklamaları, yani bir bakanın yapmaması gerektiği açıklamaları daha başka konularda da yaptı. Mesela kırın gidin onun bacağını diyor. Mesela kendisi İçişleri Bakanı can güvenliğinden sorumlu olduğu insanlara hedef gösteriyor açıklamaları. Böyle İçişleri Bakanlığı olmaz değerli arkadaşlar. Sayın Bakan beni sevmeyebilir, bir başkasını sevmeyebilir, ona kişisel hayatta bir takım şeyler söyleyebilir ama bir İçişleri Bakanı olarak hedef gösteremez. Bu çok yanlış bir şey. Böyle bir insanın İçişleri Bakanı olarak kalması bir ülke için zarardır, kötüdür değerli arkadaşlar. İyi bir şey değildir. Bu başkanı istifa edin ya da görevden alın. Şimdi değerli arkadaşlarım, en çok sinirlendiğiniz konu üzerinde konuşacağım. Ama böyle sizi üzmemeye de gayret ederim. En çok neye sinirleniyorsunuz? Cari açığı uyuşturucu parası ile finanse ettiler. Buna çok şiddetle sinirleniyorsunuz ve hemen böyle frekans değiştiriyorsunuz. Ağzınızdan gelen şeyler, bağırıyorsunuz, FETÖ, bambaşka bir şey konuşuyoruz. Mesela gri liste ile ilgili bir konuşma yapıyoruz. İşte bunlar FETÖ'cü, terör, iktisatlı bilmem ne. Ya öyle değil, başka bir şey konuşuyoruz arkadaşlar. Yapmayın, etmeyin. Hamasetler filan. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu cari açığın finansmanı ile ilgili, finansmanı çok önemli bir konu. Bu konuyla ilgili Türkiye'nin çok ciddi uluslararası bir problemi var. Bu problem Sayın İçişleri Bakanlığı da, hükümet partisi ve ortakları hepsini de ciddi bir şekilde ilgilendiriyor. Türkiye, OECD'nin ilgili biriminin kara liste, gri listesinde. Yani ne demek gri liste? Yani kara parayla, terörün finansmanı ile bir şekilde ilişkili ülke diyor. Ve bu yalan tabii, yalan tabii. Yani yalan, tamam, yalan, öyle olsun. Bunu diyor, ne zaman diyor? Bir dakika dinle. Ne zaman diyor? Git onlara anlat. Niye bana anlatıyorsun arkadaş? Ne zaman diyor bunu? 2021'de diyor ki Türkiye'nin kara para ile ilgili yapması gerektiklerini yapmadığından ve bazı terör örgütlerini de sayarak bunlarla para trafiği ile ilgili durumundan dolayı diyor bu listeye koyuyor. Bu sene Haziran ayında gene bir gözden geçiriliyor. Ve bu listede kalıyor Türkiye. Saymıyorum bizimle beraber o listede olan başka ülkeleri saymıyorum. Arkadaşlar bunun temelinde başka bir sürü sebepler de vardır ama en önemli sebep bizim diğer ülkelerden farklı olarak yıllardan beri çıkarmakta olduğumuz varlık barışı kanunlarıdır, düzenlemeleridir. Değerli arkadaşlarım, Türkiye bütün OECD'nin diğer ülkeleriyle birlikte 2003'te varlık barışı anlamına gelebilecek kanunlar çıkardı. Neydi o? OECD bu kararları liste şeyleri oluşturmadan evvel ülkelere şöyle bir çağrı yaptı. Bakın vergi kaçırmak amacıyla değişik şekilde sebeplerden dolayı geçmişte çıkmış olan paraları geriye işte küçük bir vergilendirme yaparak geriye alabilirsiniz. Bu konuyla ilgili bütün ülkeler kanunlar çıkarsın dedi. Türkiye'de sanıyorum iki defa
İki tarihleri var burada bende tarihleri. İlki 2003 olmak üzere şeyler çıkardı. Kanun 2008'de de çıkardı. Kanunlar çıkardı. O paralar bir şekilde geldi. Ama daha sonra bu kanunu özellikle 2006'dan sonra defalarca tekrarladınız. 6 kere, 7 kere kanun olarak çıktı. Daha sonra da uzatmalar, yetkiler verildi ve uzatıldı değerli arkadaşlarım. Tartışmalar çok enteresan. Bu kanunu 2016'da ilk getirdiğiniz zaman biz yine bir plan bütçe komisyonuna geldi. Bu plan bütçe komisyonunda bu kanunu şu şekilde çıktı. Ama bütün itirazlardan sonra şu şekilde çıktı. İşte vergi ile ilgili şeyler var. Hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tahriyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılmayacak. Bunlara vergi cezası ve idari para cezaları kesilmeyeceği güvencesi ve garantisi verilmektedir. Değerli arkadaşlarım, dışarıdan para geliyor ve bu paraya kaynak sormayacağız ve bu parada herhangi bir inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapmayacağız. Buna el kaldırdık değerli arkadaşlarım. Bakın 2016'da, bakın o 2016'da kanun teklifi ilk kanun tasarısı, o zaman tasarıydı. Tasarı ilk geldiği zaman neyi kapsıyordu? Madde madde yazılmıştı. 1567 sayılı Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun. 106, 107, 108, 109, 110. maddeler hariç olmak üzere. 6362 sayılı sermaye piyasası kanunu. Sayılı, şu sayılı gümrük kanunu. Kaçakçılıkla mücadele kanunu sayılı kanun. Arkadaşlar, böyle bir vergi barışı anlaşması yaparak kanunu çıkarırsanız bu şekilde alırsınız. Nitekim 2021'de kanunu çıkarırken o süreç içinde OECD'den ve dışarıdan başka platformlardan gelen eleştiriler sonrasında bu cümleyi çıkardınız değerli arkadaşlarım. Şimdi bu burada durdukça bakın değerli arkadaşlarım, yani sürekli şekilde vergi mi kaçıyor insanlar? Varlık barışından nasıl paralar gelebilir? Kaynak sormadan nasıl paralar gelebilir? Vergi sebebiyle dışarı çıkmış paralar gelebilir. Başka nasıl, ne gelebilir değerli arkadaşlar? Ne gelebilir siz söyleyin yani. Kara para gelir. Kara para gelir değerli arkadaşlar. Eğer kaynağını araştırma, soruşturma, kovuşturma yapmayacaksa kara para gelir. Ve siz bunu sürekli şekilde çıkarıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 çıkarıyorsunuz. Buna bakan herkes size bu suçlamaları yapar, sizi bir şekilde eleştirir değerli arkadaşlar. Şimdi ondan sonra bakıyorsunuz işte Türkiye'nin şu kadar cari açığı var. İşte bu açık işte net hata noksan şu kadar 29 milyar. Ne kadar para geliyor diye bütün Maliye Bakanlarına defalarca ben şahsen başka arkadaşlarla sorular sordum. Ne kadar para geliyor? Yani varlık barışından ne kadar para geliyor? Hangi kaynaklardan geliyor? Defalarca sordum. Cevap vermediler. Ya önce hadi vergi kaydı, vergi maliye bilmiyordu. Daha sonraki çıkanlarda %1-2 vergi alınmaya başladı. Vergi alınmıyorsa bu paranın bir yerde kaydı koydu vardır. Niye yazmıyorsunuz, göndermiyorsunuz değerli arkadaşlar? Bu efendim tehlikeli bir şey. Şimdi Sayın Bakanımız şeyi suçladı diyor, devleti suçladı. Devleti suçlamıyoruz arkadaşlar, devlet soyut bir şey. Sizi suçluyor Sayın Genel Başkanımız. Sizi suçluyoruz, devleti yönetenleri suçluyoruz yoksa. Devletin kendisi soyut kavram, neyi suçlayacaksınız, binaları mı suçluyor? Sizi suçluyoruz. Niye suçluyoruz, geleni yapmadınız. Sayın Bakan, niye siz Sayın Genel Başkan'la ilgili mehçe çıkarak suç duyurusunda bulunmadınız da jandarma genel komutanını, emniyet genel müdürlüğünü bu işe karıştırdınız? Demiyor ki Sayın Genel Başkan, jandarma ve emniyet ihmal yapıyor, yapmıyor, uyuşturucuya göz yumuyor diye bir şey demiyor ki. Arkadaş, biz emniyetin yayınlamış olduğu raporla konuşuyoruz. Emniyetin yayınlandığı rapor Sayın Bakan'ın bize sunmuş olduğu bilgilerle çelişiyor. Emniyet Türkiye'de uyuşturucunun gerçekten ciddi bir felakete dönüştüğünü yazıyor. Sayın Bakan da itiraf etmiştir zaten. Haftada 5000 kişi tutukluyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz Sayın Bakan. Bu ne demek Sayın Bakan? Bu yüz binlerce insan, senede yüz binlerce insanı alıyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz, tutuklanıyor, tutuklanmıyor. Bir yerde 150 bin, 200 bin kişi yakalanıyorsa o suçta uyuşturucu gibi bir olayda o suçtan
10 misli, 20 misli fazla bu işi yapanlar vardır. Nitekim görüyoruz. Sırp uyuşturucu baronu buraya geliyor. İtalyan baronu buraya geliyor. Ya sen konuşma, sen niye biraz sonra söz alacaksın, konuşacaksın. Kimseyi suçlamıyoruz. Burada yanlışlıklar var. Bakın bugün gariban Bağcılar'ın derinliklerde metamfetaminle zehirlenip ölen garibanın çocuğunun yanında yarın bir başkasının çocuğuna daha kıymetli, daha pahalı bir uyuşturucuya gelebilir. Dolayısıyla bu şekilde konuşacaksınız. Hamasetle bu hiç gelmediniz buraya. Şimdi niye buraya gelip dizildiniz ya? İçişleri Bakanlığı ne işiniz var da gelip bu milletvekilleri ilk defa buraya diziliyorlar. Ben de şaşırdım kaldım arkadaşlar. Bu kadar bende. Tamamı kara para değil. Kara para var. Kara para var. Açıksınız kara paraya. Bu kadar. Kara paraya açıksınız. Bu Türkiye bundan dolayı zarar ediyor. Türkiye bundan dolayı kredi notu düşüyor. Türkiye'nin CDS raporu yükseliyor. Zarar ediyor. Kredi maliyeti dolar bazında %10'la suçlanıyoruz. Bunun kabahati sizindir. Tüm komisyondaki arkadaşlarımı, bu arada bakanlık bürokratlarını, bilhassa da jandarma ve polis kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, bütçe hazırlamışsınız. Ben 2 yıl önceki bütçede yine burada bir konuşma yapmıştım. Orada bütçeyle ilgili şunu söylemiştim. Bütçede her şey var, polis ve jandarma yok demiştim. Sahil güvenlik yok demiştim. İnsan unsuru yok demiştim. Yine bu bütçede bu kahraman personelimizin adı yok. Şimdi en önemli konu, yani birçok konu var dile getirecek, arkadaşlar dile getirdi ama benim açımdan en önemli konu emniyet teşkilatında yaşanan intiharlar. Yani polis intiharları. Gün geçmiyor ki bir polis intiharı duymayalım. 2 günde 5 polis kardeşimizin hayatına son verdiğini biliyoruz. Ve bu polisler gencecik yaşında, hayatının baharında bile isteye polis olmuş çocuklar. Bir kısmı mesela jandarma teşkilatında Hasbi İpek Afyon'da 29 yıllık uzman jandarmaydı. Ve hepsi bir şeye işaret ediyor, arkalarına not bırakıyorlar. Mesela Mehmet Ali Bulut, Cumhurbaşkanlığı korumasıydı, 28 yaşında bir kardeşimizdi. Semanur Süer, 23 yaşında bir polisti. Babası da bir polis memuru, Osman Süer, kendisiyle görüştüğüm için biliyorum. Yunus Soylu, gencecik, dağ gibi polis kardeşimizdi, özel harekatçıydı. Hayatına son verdi. Onunla beraber görev yapan Murat Sucu, verdiği ifadede arkadaşının intiharıyla ilgili kendisinin de mobbingden dolayı intihar edebileceğini polis müfettişine söylemişti. Manavgat'ta o da hayatına son verdi. Yunus Soylu'nun babası Tayyip Soylu 30 sene sırtından çelik yeleği çıkartmamış bir özel harekat polisiydi. Murat Sucu'nun babası 6 tane çocuğunu sırtında yük taşıyarak büyütmüş bir insandı. Bu vatanın evlatları intihar ediyor ve bununla ilgili de arkalarına not bırakıyorlar. Bununla ilgili hiçbir şey yapmıyorsunuz Sayın Bakan. Orada o intihar mektuplarında yazılı amirlerin hiçbirisiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Her intihar eden polis kardeşimizin arkasından size soru önergesi veriyorum. Hepsi aynı ruhsuz cevaplar. Biri birinden ayrı, hepsinin annesi var, kardeşi var, anası babası var. Ama sanki bunların hepsi bir bilgisayar oyunundaki sayıdan ibaret gibi aynı cevabı veriyorsunuz. Polis intiharlarıyla ilgili 2014 yılında kamu denetçisinin raporu var, ombudsmanın. Ve bu çocukların söylediğini söylüyor. Amir baskısı diyor, mobbing diyor, ağır çalışma koşulları diyor. 2014'ten bugüne hiçbir şey yapmadınız bununla ilgili. Yaptıklarınız soruna çözüm üretmiyor. Dolayısıyla bu kamu denetçisi raporunu okuyup da bugün yaşananları gören birisi size şunu söyleyecektir. Bunlar intihar değil, cinayet. Cinayetin de faili sizsiniz. Çünkü bu sorunu bile isteye çözmüyorsunuz. Bir başka konu PAYEM sınavları. PAYEM sınavlarında bu çocuklar 90 puan alıyorlar. Fiziki. Sen iyi bilirsin FETÖ'cüleri. Ben asker çocuğum. Ben askerin polisinin içinde büyüdüm. Senin gibi kabadayıların içinde büyümedim. Sen iyi bilirsin. Sen iyi bilirsin. Sayın Başkan, siz uyarın. Hiçbirimizin hakkı yok. Komiser zoruna gitti değil mi? Zoruna gitti. Polisin askerin hakkını savunmam zoruna gitti değil mi? Herkes için geçer. Sayın Başkan. Benim için de geçer. Baş polislerin, Sayın Başkan bırakın da konuşayım. Baş polislerin komiser yardımcısı olması lazım. Hepsi deneyimli. FETÖ gittiğinde bu teşkilatın yükünü onlar çekti. Ve şu an polisleri ikiye bölüyorsun. Eski polis, yeni polis diye.
Sen jandarma teşkilatındaki Kurdoğlu benzin yapılanmasını anlat. Cemaat konuşacaksan. Yukarıda Kurdoğlu komuta kademesinde, aşağıda menzil yapılanması. FETÖ'cüler menzilin içinde nasıl saklanıyorlar? Onu anlat. Tamam mı? Hiç konuşma. Polis intiharlarının dışında sen 3600 ek göstergede ortaokul, lise mezunu polisleri niye ayırdın? Onu anlat. Bunlar emekliliğin son günlerinde refah içinde yaşayacakları durumda. Polis meslek yüksek okulu vardı da bu polisler oradan mezun olmadılar mı? Az subayların intibakını yaptık. Bu polislerin intibakı niye yapılmıyor? Sen onu söyle. Tamam mı? Boş konuşma burada. Eğer cevap vereceksen konuya cevap vereceksin. Polis intiharı ile ilgili cevap vereceksin. Ben de burada senin cevabını dinleyeceğim. Twitter'dan benim verdiğim soru önergesine Twitter'dan bakan yardımcının cevap vermeyecek. Sen cevap vereceksin. Herkes Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı. Tamam mı? Bu iş öyle devlet geleneğiyle olur. Devlet geleneğiyle. Devlet terbiyesi, devlet adabı almamış adamın Twitter'dan, sosyal medyadan cevap verir. Böyle bir usul mü var bu devletin usulü? Son cümlelerinizi alalım. 10 saniyemiz var. Sayın Başkan, tabii bu 500'e yakın troll ordusuyla ilgili de bir soru önergesi vermiştim. Ona da cevap ver. Cevap ver soru önergesine. Sen sıfet hocu. İmam Hüseyin bilir. Sen akraban var mı içinde? Akraban var mı? 500 kişinin içinde akraban var mı? Sen akraban var mı 500 kişinin içinde? Söyle. Bir saniye zamanı durduralım. Tekrar başlayalım. Bugün ülkemizin iç güvenliğinden sorumlu olan bir bakanlığın bütçesi görüşülüyor. Yalnız ülkemizde bir iç huzur var mı? Bir güvenlik var mı? Gelin hep beraber bakalım. Hepinizin çocukları okullara gidiyor. Okulların önünde çocuklarınızı torbacılardan kurtarmak için gecenin karanlığında, sabahın kör karanlığında çocuklarınızı bekliyor musunuz, beklemiyor musunuz? Buna karar vereceksiniz. Ankara'nın göbeğinde geçen hafta Etimesgut'ta bir baba ve anne beni aradı. Dedi ki kurtarın bizi. Çocuğumuz uyuşturucu mafyasının eline düştü. Çocuğumuzu kurtaramıyoruz. Ben Etimesgut kaymakamını aradım. Kaymakama çocuğun adını, adresini ve ona tebelleş olan torbacıların listesini baba verdi. Emniyetten gelmişler. Demişler ki biz bir şey yapamayız. Kim yapacak? Bu torbacılardan bu çocuklarımızı kim kurtaracak? Ankara Emniyeti o çocukların öğretmenini ters kelepçeyle yerde yatıracağına, öğretmenin hakkını aramak için Anayasa Mahkemesi'nin karşısındaki parkta adalet nöbeti tutarken 100 bin üyeli bir sendikanın genel başkanını 20 kişiyle yere yatırıp onu yerlerde sürükleyeceğine, 80 bin üyeli bir sendikanın kadın genel sekreterini ters kelepçeyle yerde yatıran polis, onun görevi o öğrencileri uyuşturucu mafyasının elinden kurtarmaktır. Buna ilişkin Ankara'nın göbeğinde bu yaşananlara müdahale edilmeyecekse nereye müdahale edilecek? Uzaydan göstermiyoruz. Sayın İçişleri Bakanı diyor ki ben diyor teröristin ayakkabı numarasına kadar bilirim. O zaman şunu söylüyorum. Burada bu açıklamadan sonra Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir terör saldırısı olursa ayakkabı numarasına kadar bildiğini, önleme göreviyle karşı karşıya olduğunu bilmeli. Şöyle bir şey yok. Ayakkabı numarasına kadar biliyorum ama 6 can gittikten sonra 10 saat içerisinde yakalıyorum. Polis teşkilatı görevini yerine getiriyor. Ama o görevini yerine getirdiği güne kadar, yani 5 ayda bir tekstil atölyesinde çalışan, oturma izni olmayan kişiden kim sorumlu Allah aşkına? Bunun hesabını vermek dururken tartışmayı öyle yerlere götürüyoruz ki kabul edilebilir değil. Şimdi bir bakan vardı, gitti. Ama uygulaması kaldı. Yaz saati uygulaması. Yaz saati uygulamasından kaynaklı çocuklarımızın mağdur olduğunu, okulların perişan olduğunu bilmeyen yok.
Buna dair güvenlik sorunu yaşandığını da bilmeyen yok. Buna dair Allah aşkına ne yapıyoruz? Neden ses çıkarmıyoruz? Bakan gitti, yanlış uygulaması bize armağan olarak kaldı. Ankara Emniyeti'nin öğretmenlere uyguladığı zulmü bir kez daha kınıyorum. Ankara Emniyeti'nde güvenlik şubede komiser olan Mukadder Kadriyen hangi yetkilerle bu zulmü sürekli öğretmenlerin ya da herhangi bir toplumsal basın açıklamasına müdahale ediyor? Buna kim dur diyecek? Geliyorsun meclisin önüne, Alevi örgütlerinin temsilcisi yerde sürükleniyor. Öğretmenler yerde sürükleniyor ama torbacılar Ankara'nın caddelerinde cirit atıyor. Bir kez daha uyarıyorum. Eğer Etimesgut'taki adını vermeyeceğim çocuğun, isterse kaymakama bildirdim, kaymakamdan öğrenebilirsiniz. O çocuğun başına bir iş gelirse, o anne baba çocuğunun acısına ağlarken gidip onu teselli etmeye kalkarsanız sorumluluktan kurtulamazsınız. Gelin çocuklarımızı bu uyuşturucu çetelerinin elinden kurtaralım. Eğer bunu da FETÖ yapıyorsa o zaman siz ne iş yapıyorsunuz? 2016 yılından bu yana FETÖ öyle bir şeymiş ki emniyette temizleyemediniz. Milli Eğitim'de temizleyemediniz. Adalet Bakanlığı'nda temizleyemediniz. Temizleyemezsiniz. Çünkü FETÖ'yü temizlemek için aynaya bakmak gerekir. Aynaya baktığınızda bu işin sorumlularını göreceksiniz, bulacaksınız ve çözeceksiniz diyorum. Evet, başlıyoruz. Buyurun, süreniz 5 dakika. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli Hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önce Sayın Bakan'ın partimize ve genel başkanımıza yönelik olarak OHAL KGZ'ler konusunda söylediği sözlere resmi bir yanıt vermek istiyorum. Sayın Bakan, bizim hazırladığımız adil yargılanma hakkı gerekleri başlığı altında 12 yasa önerisinden biri bu konuya ilişkin. Sayın Bakan, yalnızca başlığı okuyorum. OHAL kanun hükmünde kararnameleriyle kamu görevinden ihraç edilmiş olup 19 Temmuz 2018 tarihine kadar veya bu tarihten sonra haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmamış olanlar ile haklarında başlatılan soruşturma ve kovuşturma işlemleri lehlerine sonuçlanan kamu görevlileri, yargı organı çalışanı ve diğer kurum ve teşkilat görevlilerinin iadesine, haklarında uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına ve bazı düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi. Sayın Bakan, bu kanun teklifi esas İçişleri Komisyonu'nda 18 Haziran 2021 tarih ve 2/36 sayılı numarayla kayıtlı bulunuyor. Sayın Bakan, bu öneri bizim bu konudaki tutumumuzu açıkça ortaya koyuyor. Fakat uygulamaya bakacak olursak, uygulamada yalnızca Barış Akademisyenleri örneğiyle yetineceğim, Anayasa Mahkemesi kararı ve kesinleşmiş olan ağır ceza mahkemeleri kararlarına karşın, Anayasa Mahkemesi kararında mahkemeler diyor varsayımı aşan bir delil gösterebilmiş değildir diyor ve ağır ceza mahkemeleri de bunun üzerine karar veriyorlar ve beraat yönünde kesinleşmiş kararlar vermektedirler. Adalet Bakanlığı itirazda etmiyor. Fakat Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı yine varsayımlar üzerinden hiçbir somut delil barındırmayan bir metin paylaşıyor ve özel yetkili idare mahkemesi de bu metni esas alarak mahkeme kararlarını görmezlikten geliyor. Şimdi burada Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu belgesi aslında olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonunun red kararının sürdürülmesi, mahkemeler önünde geçerli kılınması amacıyla hukuk dışı, anayasa dışı ve konusu suç teşkil eden bir yazıdır. Bunu dikkatlerinize sunmak isterim. Bu ne demektir Sayın Bakan? Bu anayasa madde 138'in açıkça ihlali demektir. 138 yargı bağımsızlığı öncesi, esnası ve sonrası olmak üzere açıkça ihlalidir.
Bununla birlikte, bunun yanı sıra aslında Türkiye'de son yıllarda kolluğun kullanım tarzı dikkate alındığı zaman 137 kanunsuz emir, anayasa madde 34, toplantı ve gösteri büyükleri, şiddet kullanımı 17, insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele ve işkence olmak üzere amaç dışı kullanım sonucu demokratik toplumu bastırmak amacıyla, sönümlendirmek amacıyla yapılan uygulamalardan tipik örneklerdir, anayasa madde örnekleridir. Sayın Bakan, acaba bunlar anayasa suçu değil mi? Türkiye'de fiili bir durum vardır ve bu çözülmelidir. Ülke yönetimi yasa ve anayasaya uygun değildir ve de suç işlenmektedir, diyor 16 Ekim 2016'da Cumhur İttifakı ortağının lideri. Şimdi bunu, bu sözle hareketle anayasa değiştirildi ve 2017 anayasa kurgusu konuldu, ama bugün baktığımız zaman 5 yıllık uygulamada bu anayasa kurgusu aslında anayasayı kurgulayanlar bizzat tarafından ihlal edilmektedir. 5 yılın sonucunda anayasa, zamanım el vermediği için sıralayamayacağım belirttiğim maddelerin yanında, bu bütçede yürütmesiz yapılıyor. Çünkü yürütme tek kişiden oluşuyor. Cumhurbaşkanı, o bile gelmiyor buraya, 161 ihlal ediliyor. Ama diğer ihlaller zincirini dikkate aldığımız zaman acaba bu anayasa değişikliğinin temeli olarak, gerekçesi olarak kullanılan bir kişinin işlediği anayasa suçu 5. yılın sonunda kolektif anayasa suçuna dönüşmüyor mu? İşte bunun nedeni parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütmedir. Ve gelin biz demokratik hukuk devletini kurmak amacıyla el birliği yapalım ve Türkiye'yi bir hukuk devletine kavuşturalım. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Sayın Nilgün Hanım'ın az önce Genel Başkan Yardımcımız Sayın Veli Ağabey'le ilgili söylediği bir sözün düzeltilmesi gerekir. Nilgün Hanım, bildiğiniz gibi meclise giren herkes TC numarasıyla güvenlik soruşturmasından sonra giriyor. İftira, iftira. Söylemiş olduğunuz bu söz meclisteki iftira. Güvenlik birimlerimizi çok yakından ilgilendirir. Ben onların böyle bir ithamla karşılaşmasına üzülürüm. Yani bir ciddi sorgulamayla içeri giren herkesin sorumluluğu meclis emniyetinin üzerindedir. İftira atıyor, iftira. Sayın Bakan, değerli Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Onlar köstün ama. Ama süre devam ediyor Sayın Başkan. Sayın Başkan, yalnız. Sayın Başkan, süreyi durdurun. Böyle devam edemeyiz. Şimdi devam edelim. Süre ama. Süreyi durdurun. Sayın Başkan, yalnız kaybolan süreni de isterim. Tamam. Sayın Bakan, bir ülkenin bölünmesi siyasetçilerin diliyle de olur. Eğer bir ülkeyi yönetenler, bir ülkedeki el sahibi olanlar söylemleriyle ve görüşleriyle toplumun büyük bir kesimini karşılarına almış ve toplumda bir ayrışmaya, kutuplaşmaya neden olmuşsa, kahraman askerlerimizin dağda büyük mücadelelerle verdikleri ülkenin fiziki bütünlüğünü koruma mücadelesinin yanında bir bakarsınız ki toplum ruhen ve fikren bölünmüştür. Bunu yapan da siyasetçilerin değildir Sayın Bakan. Bu ülkede herkesin kendisini emniyette hissetmesi, hukuki güvence içerisinde olması ve kimsenin kendisini etnik köken, mezhep, din, ırk yönünden bir şekilde kenara itilmiş şekilde kendisini görmemesi gerekir. Sayın Bakan, devleti yönetenlerin yapması gereken herkesi kucaklaması, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Lazıyla bir bütün olarak bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, eşit yurttaşı olduğunu herkese hissettirmesi gerekir. Bunun sorumluluğu da iktidara düşer. Sayın Bakan, dün Konya'da önemli bir duruşma görüldü. Geçtiğimiz yıl
bir ailenin 8 ferdinin 7'si bir kişi tarafından öldürüldü. Bu aile Kürt kökenli bir aileydi ve kendisini vuran aileyle daha önce iki taraf arasındaki bir husumetten dolayı başka bir tartışma yaşanmıştı. Ve bu tartışma yaşandıktan sonra bu ailenin fertleri CİMER vasıtasıyla size, Adalet Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na mesajlar gönderdiler. Dediler ki, biz Doğu kökenli olduğumuz için saldırıya uğruyoruz, lütfen gereğini yapın. Bu aile gereği yapılmadı Sayın Bakan. Ve bu ailenin 8 kişilik ailenin 7'si geçen yıl katledildi. Duruşma açıldı. Ben de dün duruşmadaydım. Son duruşmaydı. Duruşmaya gittik. Ailenin ve avukatların istekleri kendilerinin ırki bir tablodan dolayı herhangi bir saldırıya uğradıklarını iddia etmeleri karşısında bunun araştırılması, soruşturmanın geliştirilmesi ve aile öyle bir duygu içerisinde ki etnik kökenlerinden dolayı saldırıya uğradıklarına dair tam bir kanaat hasıl olmuş. Mahkemeden bunu bekliyorlar. Çok önemli deliller sundular avukatlara. Ama mahkeme başkanı çok sorumsuz ve katledilen sanki ailenin üzüntüsü çok hafif bir üzüntüymüş gibi bütün avukatlarla tartışarak bir duruşmayı katletti ve bir karar vermek suretiyle duruşmayı sonlandırdı. Sayın Bakan, ben duruşmadan sonra bu ailenin yanındaydım. Bu duyguları sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz zannetmeyin ki siz şu anda Türkiye'yi böldürmemek için uğraşıyorsunuz. Tablo öyle değil. İnsanlar ruhen ve fikren bazen mahkeme eliyle, bazen bürokratlar eliyle, bazen de sorumsuz siyasetçiler eliyle bölünebilirler. Ben bu duygusal kopuşa dün Konya'da tanık oldum. Bu ailenin dramına, trajedisine tanık oldum. Ama Türkiye'nin bir bütünlüğü için çalışırken... Sürede ekletmişsiniz. Peki, peki ben. Yani bir toplum ruhen ve fikren bölünmeye sorumsuz siyasetçiler, mahkemeler, bürokratlar ve yöneticiler eliyle de gidebilir. Acaba siz bunun farkında mısınız? Kaybolan ve dağıtılan silahlarla ilgili bir önerge vermiştik. Siz de yanıt vermiştiniz. Darbe girişimi sırasında Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şu kadar kayboldu dediniz. Ve Türkiye genelinde de arandığını ifade etmiştiniz. Söylediğiniz sayılar inandırıcı değil ama benim dikkat çekmek istediğim konu başka. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü sizi yalanladı ve tek bir silah dahi kaybolmadığını ifade etti. Bunun üzerine size tekrar soru sordum. Tekrar bir silah kaybının olduğunu ifade ettiniz. Sayın Bakan, bu silahlar var mı yok mu? Emniyet Müdürü farklı, İçişleri farklı konuşuyor. Acaba kandırılıyor olabilir misiniz? Bir diğeri, Sayın Başkan, Bakan dinlerse Beyiş daha Bey, iyi olur. Beyiş Bey, daha sonra konuşursanız buyurun. Evet, teşekkürler. Herhalde Cumhuriyet tarihinde adı bu kadar suç örgütleriyle, mafyayla, uyuşturucuyla anılan başka bir bakan olmamıştı. Mesela 2018 yılında Adnan Oktar grubuna operasyon yapıldığı sabah, Oktar grubundan birini size mesaj atarak operasyonu durdurmanız istendiği iddia edilmişti. Çünkü bu operasyonu yaptıran İstanbul Emniyet Müdürü'nün sizden bunu sakladığı iddia edildi. Gerekçe ise sizden sızacağı düşüncesi. Sonra ne oldu? Sedat Peker çıktı, koruma polisini siz vermediniz mi dedi. Bunun üzerine birkaç isim açıkladınız programda. Biri Selami Altınok, diğeri de o dönem terörden sorumlu müdür olan Mustafa Çalışkan. Peker'e koruma kararını bunlar verdi dediniz. Altınok şu anda partimizin milletvekili. Mustafa Çalışkan görevden tümüyle alınamadı, genel müdür yardımcılığına çekildi. Görevden alınamadı, görevden alındı demiyorum, alınamadı. Çünkü bu açıklamalar sonrası Çalışkan döndü dedi ki, Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Şimdi de Sarallar operasyonunun sizden gizlendiği söyleniyor. Niye? Yine sızacağı endişesiyle. Bu ne demek? Birileri kullanıyor demek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bu iddiaları yalanlattırdınız. Ama
sizin hakkınızda Sayın Bakan bir değil iki değil sürekli mi sizinle ilgili böyle iddialar ortaya atılır? İddianamede de var olan konuşma kayıtlarında çete üyelerinin yapılacak operasyonlardan önceden haberdar olduğu, kaç kişinin alınacağına dair bilgileri bile olduğu söyleniyor. Şimdi buradan size soruyorum. Saral'ın lideri nerede? Nasıl kaçtı? Operasyonda neden yakalanmadı? İddianamede bile yer alan bu sızıntıların kaynağı kim? Siz değilseniz bu kaynağı neden hala bulamıyorsunuz? Bir diğeri, bilim ve akıl dışı politikalarla ekonomiyi batırdınız ve memleketi 3 sente muhtaç ettiniz. Parayla vatandaşlık satmayı da umursamazca sürdürüyorsunuz. Ben bir milletvekili olarak bugüne dek kaç kişiye parayla vatandaşlık sattığınızı öğrenmek istediğimde önergeme bana sadece yönetmelik maddesini atarak cevap vermişsiniz. Ben bu soruyu kişisel merakımdan değil millet adına soruyorum. Sabah da burada dediniz ki istisnai Türk vatandaşlığı kazananların sayısı 50 bini Türkmen, 219 bin Suriyeli, 110 bin Ahıska Türk'ü, 10 bin Uygur Türk'ü, 41.908 Afgan, toplam 381 bin. Sayın Bakan, hesap makinesiyle topluyorum, kendim topluyorum, bulduğum sayı 431 bin, siz 381 bin diyorsunuz. Yani 4 işlemi dahi beceremeyen bir bakanlıktan bahsediyoruz. Bu açıklık nereden kaynaklanıyor? Sonra da açıkçası kendi kendime düşündüm. Biz Sayın Bakan'a sınırlardan giren sayının çok fazla olduğunu söylediğimizde hayır o kadar değil demeniz normal. Çünkü belli ki matematikle ilgili bir sorununuz var. Kadın cinayetleriyle ilgili, sınırdan kaçak geçenlerle ilgili, uyuşturuculuğuyla ilgili, belki terörle ilgili verdiğiniz tüm hesaplamaları bence tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Bir diğeri, sadece bu milletlerden mi acaba vatandaşlık alındı? Örneğin binlerce kilometre arsa alanlar, tarla alan bir tane dahi Katarlı Türk vatandaşı olmadı mı? Ya da zengin bir Nijeryalı yok mu Türk vatandaşı olan? Israrla cevaplamadığınız sorumu tekrar söylüyorum. Her seferinde yerli ve milli olmaktan bahsediyorsunuz. Para karşılığı kaç Türk vatandaşlığı verdiniz? Teşekkür ederim.